Biraz önce ifade ettim. Bugün mecliste bir konuk var. Bir misafir. Dışarıdan geliyor. Aslında artık gelmemesi gerekiyor. Sağlık Bakanı. Bir yanda nasıl bir çelişkidir, ne hazin bir tesadüftür ki bir yanda yeni doğan çetesi İstanbul'da yargılanıyor. Bir yanda Sağlık Bakanı gelmiş, Plan Bütçe Komisyonu'nda bir yıl boyunca sağlığı nasıl yöneteceğini, hastaneleri nasıl yöneteceğini, yeni doğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor. Onunla ilgili bütçe istiyor. Milletin parasını kullanmak için milletin vekillerinden yetki almaya gelmiş. O Sağlık Bakanı ki bakan olduğu günden 2016 yılından bakan olduğu güne kadar 8 yıl boyunca İstanbul'da il sağlık müdürü. Onun döneminde yaşanıyor ne yaşandıysa. İhbar geliyor, 4 ay çocuklar ölüyor, bunlar gözlüyor. Sonra geçen sene, pardon bu sene Mart Nisan'da gözaltılar yapılıyor. Ama hastanelerin sahipleri o kadar hatırlı kişiler ki, o kadar bizimkilere yakın kişiler ki, o kadar dokunulmaz kişiler ki o hastanelere çocuklar yatırılmaya devam ediyor. O hastanede buzdağının görünen yüzüne operasyon yapılıyor. Eylül'e kadar duruyorlar. Bu çetenin başındakiler o kadar şımarmışlar ki bu ayrıcalıklı muameleden, gidiyor savcıyı tehdit ediyor. Bizimkileri salmazsan, bu dosyayı kapamazsan diye tehdit edince savcı beyin canına tak ediyor. Yeni bir operasyon başlatıyor. O operasyon sayesinde öğreniyoruz ki yıllar önce ihbar, aylar önce tutuklama, ihbardan sonra bile çocuk ölümleri ve o hastanelere el kadar bebeleri emanet etmeye devam eden bir sağlık sistemi. İşte o sürecin sağlık müdürü bugün gelmiş, ben sağlık bakanıyım. Plan Bütçe Komisyonumuz ona patik gösterdi. Ona zıbın gösterdi. Ona emzik gösterdi. Çocuğunun altına hiç bağlayamadığı zıbınları, hiç giydiremediği patikleri, hiç üstünde yatmadığı küçücük yastıkları gösterdik. Onun ve onun zihniyetinin yarattığı büyük acı. Evlerde o beşikler, o yataklar boş duruyor. O zıbınlar, o yastıklar boş duruyor. 18 sene sonra bir mucize bir çocuğu olmuş. O çocuğu da gitmiş, o çete öldürmüş, o evde o duruyor. Halen daha da bu gelmiş. Plan Bütçe Komisyonu'nda milletin vekillerinin gözünün içine bakıp kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. Arkadaşlarımız onun gözüne baktılar, istifaya çağırdılar. Onun konuşmasında orayı terk ettiler. O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya, soruşturma sürüyor. 47 sanık var, bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa o üstüne işaret edecek. İkinci, üçüncü ifadede beyefendi kabak gibi ortada kalacak. Sağlık müdürüsün sen. Sen kendini savunursun. Efendim biz ne yapalım? Bizi de buraya atadılar. Hastanelerinde yeni doğan ünitelerini çetelere kiraladılar. Sen bu sistemin içinde en önemli çarksın. Sen orada durursan bu yargılama sürmez. Onu orada zaten o yüzden tutuyorlar. Nasıl Soma davasında en sorumluları vermediler ki iş yukarıya doğru gitmesin diye, bunu da orada tutuyorlar. Ama ne olursa olsun bu millet gördü, hepimiz görüyoruz ki bu iktidarın uygulamaları ne yeni doğana, ne çocuğa,
narine, ne kadına surdan atılan kardeşlerimize, ne sokaktaki canlara, ne yoksullara, ne gençlere, hiç kimseye iyi gelmemektedir. Bu iktidarın gitmesi Türkiye'nin yüzünün gülmesinin tek şartıdır, ön şartıdır.